Biz zaman zaman karşı karşıya bulunduğumuz sorunlarla ilgili olarak hep tehdidin dışarıdan geldiğini düşünürüz. Hep birileri yapıyordur. Halbuki sorunların bizim zaaflarımızdan kaynaklanan bir yanı olabileceğini de ne yapmak iktiza eder? Düşünmek iktiza eder. Fakat toplumlarımız içeriden düşüncesizleştirildikleri için böyle bir sorumluluğu yerine getiremiyor. Çünkü toplumlarımız aklı tahrif eden bir geleneği din haline getirmişlerdir. Aklı tahrif eden, akla yabancılaşan, aklı küçümseyen, reddeden, sık sık duyarsınız bu iş akılla olmaz derler. Bir klişe vardır. Bu iş akılla olmaz der. Bunun yerine gönlü ikame etmek isterler. Halbuki İslam'ı bütünlük akla verdiği önem kadar sezgilere, kalbe de ne yapar? Önem verir. Asıl olan o bütünlüğü temsil edebilecek bir liyakate sahip olmaktır. Böyle bir liyakate sahip olmaktır. Bugün özellikle mezhep bağnazlığı temelinde çok heyecanlı bir şekilde bu akıldan bağımsız gelenek adeta büyük bir kavga vererek savunulabiliyor. Akıldan bağımsız bir gelenek mezhep asabiyeti temelinde ne yapılabiliyor? Savunulabiliyor. Yine eğer bu topluluk düşünme liyakatini kaybetmemiş olsaydı bu mezhep tartışmaları bağlamında şöyle bir yanıtla karşı karşıya gelecekti. Yani kendisi bu yanıtı verecekti. Diyecekti ki İslam'ın hiçbir hükmünün geçerli olmadığı bir toplumda, İslam'ın ontolojik meşruiyete sahip olmadığı bir toplumda, Kur'an'ın referans kaynağı olmaktan çıkarıldığı bir toplumda mezhep kavgası yapmak ne anlama geliyor diye bir soru soruyor olacaktı ve bunun cevabı da kuvvetle muhtemel şu olacak, düşünüyor olsaydık. İslam'ın hiçbir hükmünün geçerli olmadığı bir toplumda mezhep tartışması yapmak, hangi mezhep lehinde ya da aleyhinde olursa olsun mezhep tartışması yapmak çok büyük bir hamakatten ibarettir sonucuna ulaşacaktır.